257. sayfa. 22. ayet. Şeyde ahirette şeytanın yapacağı konuşmayı anlatıyor Cenab-ı Hak burada. Ve kâle şeytanu lemmâ kudiyel emr. İşler sonuca bağlandığı zaman, yani her şey bitmiş. Cennetlik cennete, cehennemlik cehenneme gitmiş. Her şey bitmiş. Şeytan başlıyor konuşmaya. Cehennemde. Ne diyor? İnne Allahe va'adekum va'adel hak. Allah size gerçek söz verdi. Mesela Adem Aleyhisselam'a ne demişti? Şu ağaçtan yeme. Yoksa cennetten çıkarsın dedi. Allah'ın söylediği doğruydu. Şeytan ne dedi? Şu ağaçtan yersen ebedi kalacaksın ve büyük bir saltanata kavuşacaksın. Yalan. Adem Aleyhisselam kendisini o yalana kaptırdı. Adem Aleyhisselam birazcık düşünseydi bunun olmayacağını bilmiyor muydu? Aklını kullansaydı bilmez mi? Allah-u Teala'nın yasağından bir şey çıkar mı? Allah bir şey yasaklayacak, sen ondan medet umacaksın. Ya Allah size gerçek söz verdi. Ben de söz verdim. Ama ben sizi sözümün yanlışına, yani yanlış taraflara sürükledim. Şimdi ahlefe kelimesi sözümden döndüm diye tercüme ediliyor, yanlış olur. Yani sanki şeytan o verdiği sözü yerine getirecek güçteymiş de sözünden dönmüş. Olmaz bu, yanlış bir şey. Şimdi bu ahlefe burada bir duhul şeyde bu ifal babında duhulet anlamı vardır. Sizi yanlış yola soktum manasına gelir. Ve ahleftukum. Söz verdim ve sizi yanlış yola soktum. Festeceptum li, siz de bana atladım değil mi? Ve ma kâne li aleykum min sultan. Bak şimdi az önce okuduğumuz ayette inne ibâdî leyse leke aleyhim sultanun. Aslında bu bütün kullar. Yoldan çıkan çıkmayan hepsi dahil şeytanın hiç kimse üzerinde bir yetkisi yok. Zaten bir başka ayette de Allah-u Teala diyor ki estağfirullah billah inne keyde şeytani kâne daifa. Şeytanın tuzağı zayıftır. Şeytanın bir şeye gücü yetmez. O sadece zaten burada da anlatıyor. Benim sizin üzerinde hiçbir yetkim yoktu ki diyor. İlla en de'avtukum. Ben sadece sizi çağırdım. Fesecebtum li. Siz de benim çağırıma kulak verdiniz, geldiniz. Gelmeseydiniz. Ben sizi zorla getiremezdim ki. فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ اَنْفُسَكُمْ. O zaman beni ayıplamayın diyor. Siz kendinizi ayıplayın diyor. مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ. Şimdi ben sizi kurtaramam diyor. وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ. Siz de beni kurtaracak değilsiniz. اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ. Zaten siz beni Allah'a ortak koşuyordunuz ya, ben bunu hiçbir zaman tanımamıştım ki. Böyle bir şey olmayacağını gayet iyi biliyordum diyor. اِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. İşte zalimlerin, yanlış yaptık yapanların payına düşen acıklı bir azaptır. Bundan önceki ayeti de okuyalım da tam olarak zihninizde şekillenmiş olsun. 21. ayeti. Diyor ki Allah-u Teala وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَم۪يعًا. Hep birden Allah-u Teala'nın huzuruna çıktılar. فَقَالَ الضُعَفَاءُ لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. Zayıf olanlar kendini büyük görenlere şöyle diyor, aynı yoldan giden zayıflar kendini büyük görenlere şöyle diyor: اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. Biz sizin arkanızdan gelmiştik. Sizi büyük gördük, arkanızdan geldik. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ.
siz Allah'ın azabından küçük bir şey olsun bizi kurtarırsınız değil mi? Bu her kelimesi tasdik içindir. Onun için öyle bir mana verir. Yani bir şey bekliyor. Hala bekliyor orada. Bak biz sizin peşinizden gelmiştik. Allah'ın azabından bizi biraz az da olsa kurtarırsınız değil mi diye soruyor. Galu dediler ki levhedanallahu lehedeynakum. Hala Allah'ı suçluyorlar. Dikkat ederseniz. Allah bizi yola getirseydi bize sizi yola getirdik. Kardeşim Allah kimseyi ne yola getirir ne yoldan çıkarır. Sen yola gelmek için gerekeni yaparsın, yoluna kabul eder. Yoldan çıkmak için gerekeni yaparsın, yoldan çıkarır. Aynen okul şeyde adil bir öğretmenin çalışan talebeyi sınıf geçirmesi, çalışmayanın bırakması gibidir bu. Hala Cenab-ı Hakk'ı suçluyor orada. Öbürü de hala ümitte, bu da hala Cenab-ı Hakk'ı suçluyor. Cehenneme gitmiş. Çünkü onda bir huy haline gelmiş, yeni bir yapı oluşturmuş. Orada diyor ki sevâun aleyna ecezi'na am sabarna. Şimdi ister bağıralım, ister sabredelim, hiç fark etmez. Netice değişmeyecek. Sabretsek de sabretmesek de buradayız.